Evet. Az önce dedi ki biz erkekler aslında daha şanssızız. çünkü göbek etrafındaki yağlar birçok hastalığa neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de kalp hastalıkları. Ee, yani. Hem kadınlar hem erkekler için bir seyircimiz kalp krizinin belirtisi nedir hocam demiş. Hı -hı. Böyle yüreğime fil oturuyor gibi bir şey oluyor bazen. Bu belirti midir diye soruyor. Şimdi bu şöyle insanın damarları e, borulardır ve vücuduna kan taşır. Hı -hı. İçinde yağ birikti mi? Hakikaten yağ bildiğin birikiyor. Yani ben şimdi damar sertlik bir insanın e, damarını getirsem, kessem içi bildiğiniz yağ ya beyaz yağ göreceksiniz. Beyaz bildiğin. Şimdi beyaz yağ ne hatırlıyorsun sen? Hayatı beyaz. düşün bakalım. Beyaz yağlar neler? Margarin. Margarin. Tereyağı. Hı hı. Bir de iç yağ. İç yağ yani ne? Kuyruk yağ. Hayvanın Kuyruk yağı. iç yağ. <laughs> Şimdi zeytinyağı. <laughs> Çok tatlı söylemiyorum. Kuyruk ha, iç ha, ya. Kuyruk yağı evet. Şimdi zeytinyağı birikir mi? Hayır. Neden? Zeytinyağı sıvı sıvı bir şey birikmez. Ayçiçek birikim biriktin birikmez. Sıvılar birikmez o zaman rahatız. Ama katılar aynen katı katılaşıyor içeride. Ee, peki e, damar yüzde nin, yani daha fazla tıkandı mı? Tabii bu yağın içinde kolesterol de var. Kolesterol Hı -hı. nerede özellikle? Yağlı kuzu etinde. <laughs> yağlı kuzu eti. Ya en tatlısı da kuzu eti evet. ya. Ben her, evet. Şimdi bak gençken bunlar biraz daha yenebilir. Ama belli bir, bir yaştan sonra Yağsız dana yiyeceksin. Yağsız dana yani belli bir yaşta kaç o Abi 50'den sonra 45-50'den artık yağsız dana Tamam artık yani Sonra kaymakta çok fazla kolesterol var Şimdi kaymak öyle Kaymak Masum ye... değil Değil tabii ki Ha bir de siz eğer bir de şey kaymayı yiyorsanız Manda Manda kayma o çok of. kolesterollüdür o öyle... Şöyle bala karıştır pazarsa Ya ye tabii taze ki ekmekle. Ye. Ne olacak bir defa iki defa ama bu alışkanlık olmamalı gelelim ee, şeyi Damar %50'den fazla kandı mı kan gitmez. Kalbi kan gitmeyince de yürüyü verince ya da bir şey sıkıldın, soğuğu çıktın. Ne oldu bu zaman? Kalp hızlandığı zaman kan gitmediği için göğsün gibi baskı hissi oluşur. Bu baskı hissi ağrı değildir. Sanki nefes alamıyormuş gibi böyle. Sanki az geliyormuş nefes gibi. Hatta hastalar şunu derler. Ya benim içimi nefes dolmuyor sanki. Ya bir şey var sanki burada. Sanki üstünde bir şey oturmuş gibi. Bu ağrı bazen dişe vurabilir. Kalp ağrısı. Bu, kalp ağrısı. Dişçiye giden var. Aa. Mesela diyor ki benim 20 milim çürüdü. Boyuna vurabilir. Ense ya vurabilir. Bak bu da çok önemlidir. Bazen de şurayı vurur. Tam göbeğin, Mide mi? Midenin üstünde. Sanki şey dersin. Ya çok yedim. Burada şişkinlik oluyor yemekten sonra. Gaz zaman, sancısı. Gaz mesela. sancısı gibi. Demek ki bazen buna da oluyor. Yüzde otuzlu bunlar olur. Demek ki yine boyun ağrısı, diş ağrısı. Bir de böyle sanki midenin üstünde bir şey yiyorsun. Ha insan çok yedi mi? ...midesinde bir şişkinlik olur ama... ...bir çorba içtin... Tık, ...burada bir şey var sanki... Hmm. ...o zaman ne olabilir mesela... ...bazen bu şişkinlikler reflüde oluyor... ...mide fıtığında oluyor... ...bir de nerede oluyor... ...kalp hastalıklarında... ...bunları atlamak Bunu lazım... ...bu belirtilere çok dikkat etmek gerekiyor... ...dikkat etmek lazım... ...peki ele yak uyuşur mu... ...sırta ee, ağrı şöyle, olur mu... sol kolda ağrı olur... ...bu çok tipik... ...gayet bir gitmeyince... ...çünkü... ...anne karnında kolunla... E, ...kalbinin kası aynı yerden gelişiyor... Kol en önemli belirteç. Şu parmaklarda. Son 3 parmakta. Üç parmak. Buralarda bir uyuşma. Ya yani burada bir uyuşma. Şimdi bak. Ilk, yani şu parmaklar. i̇lk iki parmakta uyuşma çok olur. Neden? Şurada kadınlarda özellikle biraz toplu balık et dediğimiz kadınlarda. <laughs> benim mesela zaten benim mesela annem de öyledir. Bol badık balık eti normal. Ee, burada sinir sıkışıyor. Sinir sıkıştı mı sabahleyin kalktın mı, elinde uyuşma olur. Sallarsan falan geçer. Bu çok hanımda vardı şimdi ben biliyorum. Bunu biz karpal tünel diyoruz. Bu çok hanımda var bu. İlk iki parmakta sorun yok ama son üç parmaktaysa uyuşukluk o. Kalp hmm. hastalığının bir belirtisidir. Peki romatizma ile de karışır mı bu üç, durum? Üç parmak değil. Romatizma da bütün eller ağır. Bütün eller. İki elde böyle ağır ve şey olur. Bir böyle bir katılaşma vardır. bir çaydanla tutmazsın. Bu daha çok bir ağrı gibi. E, romatizma hastalıklarda böyle bir güçsüzlük oluyor. Bu güçsüzlük değil. Bu geçmeyen o bir ağrı bir de olsan da geçmez. Olsan da geçmez. İşte o zaman soğuğu çıkınca yemeklerden sonra hı hı. cinsel aktivite sonrası sol oldu bir ağrı varsa. Çünkü cinsel aktivite de kalbi eforlattırıyor, yoruyor. Demek kalp yorgunluğu kaldıramıyorsa kalp hastalığı olarak sıkıntı. Ne hastalığı bu? Damar sertliği. Hı hı. Peki kalp krizi ne? İşte o %50'lik damar birden tıkanıverirse eğer. Nasıl tıkanıyor birden? Orada zaten damar sertlik damarı şey yapmış, e, daraltmış. Daraltmış. Bir de üstüne sinirlendin mesela. Bir hafta önce kavga ettin biriyle. Ondan sonra oradan kan e, tabii hücum ediyor oraya. Bu sefer hücum edince dar yerden geçemiyor, tıkanıveriyor. Ya da terk edildin mesela. Bir Çok, aşk evet, acısı çekiyorsun. Aynen. Mesela kalp... Ama gülmeyin gerçekten. Evet, aşk, öyle, öyle. kalp kırıklığı o kadar önemli kalp ki. Kalp krizi geçirenlerin neredeyse yarısından fazlası bir hafta önce kavga etmiş oluyor. Neyle kavga etmiş? İşte hanımla kavga etmiş, üst komşuyla kavga etmiş, onunla takışmışlar. Bu sefer ne oluyor? Kalp krizi sabah karşı olur. Çünkü sabah karşı kanın akışkanlığı azalıyor. Kan daha şey oluyor, bal gibi oluyor. Sertleşiyor. Gün içinde daha aktif. Sabahına yatıyorsun ya, kan nasıl daha yavaş akıyor. Bak ne kadar önemli görüyorsun değil mi? Çok yavaş önemli. akıyor. Demek ki hep hareket ne kadar önemli bak işte. Atalarımız demiş ya nerede Aa, hareket? Orada bereket. Orada bereket. Sabaha karşı sabah 5 civarında bir göğsünle bir ağrı olur. Ama bu ağrının özelliği şu bildiğin ağrı. Bu artık böyle nefes alamak gibi değil. Göğsünün üstünde geçmeyen bir ağrı bir de soğuk ter boşanır. Her hmm. yerinden ter gelir. Bir de bir korku geliyor. Yani böyle sanki böyle ölü gibi. Hasla hep bunu diyor biz kalp krizi geçen hasta. Ya diyor ben ilk defa öleceğimi. Hatta yaşla şahit getirir. Ee, mesela hipoglisemi de bunu yapar. Kan şekeri düşüverdim. O da böyle ölü gibi gibi oluverir. Bu da öyle bir ağrıdır. Böyle bir ağrın varsa, dikkat. seni yataktan kaldırsın hemen. Eğer 112'yi ararsan, şöyle bir güzelliği var kalp krizin iki saat içinde biz oraya stent takıyoruz damarın içine, kasıktan girip ya da gol damarından kalp damarının içine boru yerleştiriyoruz. O boruyu şişirip açtık mı? Hıstlar gidiyor ve hiçbir şey olmamış ki evini gidiyorsun. Şimdi Ama kaç saatiniz var? Çok kaç saatiniz var? 200 saat. Çok değerli 200 saat. 200 saati kadar o biz stenti takarsak Hiçbir bir galibinde bir şey olmadan gidiyorsun. Mesela burada evde yalnız yaşayanlara da söyleyelim, diyelim ki bu tip hocamızın anlattığı bu tip ağrıyla karşı karşıya kaldınız, 112'yi aradınız, derhal gidip sokak kapısını da açın. Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, ben 112'yi arayıp da sokak kapısını açmadığı için zaten içeri girene kadar zorlandıkları bir vaka biliyorum. O yüzden bilmiyorum siz ne dersiniz hocam ama başıma geldiği çok için şey söylüyorum. Hemen sokak kapısını aç, 112'yi ara. Nur, bir Yalnız de, yaşıyorsan özellikle. Çok doğru söyledin Nur. Bir de bir şey daha var. 200 saatin önemli olduğu bir hastalıkta da inme. Şimdi evde oturuyorsunuz. İnme aynı damar sertliğine bağlı oluyor. Kalpteki adı kalp krizi, beyin damarı tıkanırsa da adı İzmir inme. Oldu. Aynı olay ama hiçbir fark yok. Peki beyin damar tıkanırsa ne olur? Beyin kan gitmezse hemen sağ ya da sol tarafında Uyuşma karıncalanma yani şöyle yüzünden başlar başladı karıncalanma kolunda elinde bacağında böyle bir şey olur dokunduğun zaman keçeleşme neden çünkü beyin ne yapıyor bu e, hisleri alan yer beyin hı hı. E, his ne olur hisse alamazsın Mesela elinde bir keçeleşme oldu bir de ne olur kolunda güçsüzlük Cık, güçsüzlük ulan diyorsun hatta şöyle yaparsın kalkmıyor kolun hemen burada çok önemli tutan kolunla ara bu da 3 saatin var. Eğer 3 saatte yine biz pıhtı eritici veriyoruz damardan. Pıhtıyı açtık mı yine evin gidersin. Hiç dakika bile kaybetmeden. Peki gitmezsen ne olur? Felç kalır. Peki bir şey söyleyeceğim. En yakınımız Allah göstermesin böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında biz ilk müdahale ne yapalım? Kafasından aşağı soğuk su mu dökelim? Hiçbir şey. Şimdi şöyle bir kere en önemli şey kalp krizinde. Kalp krizinde bizim yapabileceğimiz şey bir tane büyük aspirin çiğnetmek. Bunun bir zararı yok. Bir büyük aspirin. 500'lük. Aspirin çiğnetin. Ağzını verin. Aspirin çiğnetin. Mesela size birisi dedi ki ya sabahleyin ben kendimi kötü hissettim. Ter boşandı. Göğsüm ağrıyor. Bir tane aspirin çiğnetin. Çok değerli aspirin. Bak çok önemli. Aspirin. Onun dışında hiçbir şey yapmanız gerek yok. Hı -hı. Hemen 112 aramanız. Hiç hastaya dokunmayın. Bir de şey çok önemli. Kalp krizi geçirdiğin zaman ilk dakikalarda kalp durabiliyor. Hani göğsün ağrıdı ya ya benim göğsüm ağrıdı hanım falan derken bir de yıkılabilirsin. <laughs> Çünkü kalp durabilir. Onun için böyle bir durumda da hiç hastaya müdahale etmiyoruz. Hem ben masaj yapayım falan fazla şey yapmıyoruz. Nabız en doğrusu burada profesyonel ekiplere başvurmayı. 112 çok önemli burada. Ne gıda eve hızlı geldi o kadar bizim için önemli. Çünkü biz şunu biliyoruz. Yanlış yapılan müdahale daha kötü yapıyor. Yani biz hastalara yani iyileştireceğim ama diye yani daha çünkü çok bazen bakıyorsun işte bir adam mesela kalbi durmadan masaj yapmaya çalışıyor. Daha da kötü oluyor. Ellemiyoruz. Çok 112 önemli. ara bekle. Sağlık Anladın? o kadar yani, önemli ki. Bir de hastayı yan yatırın. Böyle değil. Çünkü burundan Sağ gel... mı, sol tarafından. Önemli değil. Yan yatırın. Çünkü e, burundan gelen, ağızdan gelen tükrük sekresyon nefes borusuna kaçar. Yan yatırın. Bütün her yerde bakın. Mesela bir şey oldu. Birisi düştü yukarıdan. Nasıl yatıracaksınız? Yan yatırın. Dizlerini çektirin. Yan yatırın. Çünkü dile soluk borusunu kapatır nefes alamaz. Bak yan yatırmak var ya o önemli bir şey ki. Mesela bazen oluyor. Çok ayakta durdun mu? çocuklar göm ya da böyle kan gibi bir şeyler görüverdin mi? İnsan içi gider bayılır. Ya olmuştu mesela. Ee, baygınlık oluyor. Tabii. O ba hani ne yapıyoruz? Ayakları kaldırıyoruz. Mesela çok uzun zaman bir yere beklediniz. Affedersiniz çok eee mesela hani kötü bir durum. Bayıldı birisi. Ne yapın hemen? Hemen onu bir yere götür. Ondan sonra yan yatır. yan yatır. Bacaklarını da kaldır. Sandalye koy altına ama yan yatsın. Hmm. Dil nefes borusunu kapatır. Çok Hı -hı. önemli. İlk evet. müdahaleler çok önemli. Evet, evet. İlk müdahaleler ya ömrüne ömür katıyor ya da ömründen ömür alıyor yani. Doktora teslim edene kadar. Çok basit şeylerdir ama. Yani nefes İnsan neyle yaşar? Nefesle. Nefesle nefes tabii. yok hayat yok. Bir de en büyük nefes şeyini horlama. Mesela gece görmüşsünüzdür. Dil arke kaçtım horlarsın bazen eşinizde görmüşsünüzdür 3 saniye 5 saniye 10 saniye <laughs> nefes yok İşte o zaman gece horlamanız varsa sleep up diyoruz gece nefes borunuz tıkanıyorsa aman insan soluksuz yaşayamaz o da mutlaka tedavi almak zorunda horlama dip geçmemek lazım aynen öyle horluyor diye adamı odasında bırakıyorsun sen gidiyorsun salonda yatıyorsun mışıl mışıl uyku çekiyorsun biliyor aslında biliyor musun ki eşinin ömründen ömür gidiyor kalp krizi horlama Erken ölüm, kalp krizi, akciğer hastalığı, <laughs> kalp krizi yani çok horlama öyle basit bir şey değil onun için ama. Peki. Hadi. Estetik yaptırmak cildi yaşlandırır mı Uytun hocam demiş İzmir'den sevgili Melda. Geriyorsun cildi, fazla cildi alıyorsun sarkıyor ne yazık ki yer ne her şey sarkıyor cilt de sarkıyor aşağı doğru sarkıyor. Yaşlandırır mı peki cildi? Ee, ya şöyle yaşlandırır mı siz geriyorsunuz ya gerince ne yapıyorsunuz daha bir kuvvet uyguluyorsunuz bu şuna benziyor elinizde bir ...sofra bezi var. Sofra bezi kırışmasın diye siz onu iki tarafından... ...her gün gerdiriyorsunuz. O sofra bezi bir gün sonra dayanır mı? Dayanmaz. Dayanmaz. Onun için <laughs> Peki. zırt pırt eğer... ...esitlik yaptırsanız bir süre sonra... ...korkunç bir yaşlanma olur. Peki uzun saç mı kısa saç mı... ...daha sağlık için önemli? Yani hep derler ya... ...saçını uzatma bu kadar bedeninin vitaminini alıyor diye. Şimdi öyle bir şey yok tabii ki. Ama, Anneannelerimiz... ama şöyle... ...şimdi saçın kökü ulaşmanız için saç çok uzun olursa saç köküne şampuan ulaşmaz, hı hı. saç yağlanır, saç yağlandığında mı dökülür? Özellikle küçük çocuklar için dezinfeksiyon. Şöyle saçın yağlanması eşittir dökülme, hmm. yağ iltihap yapıyor kıl dibinde. Besler diyorlar. Hayır, şimdi bak şöyle saç yağ tamam ama iki gün üç gün yıkamazlık yaptım iltihaba dönüşüyor. Aa. Onun için e, insan yağı çok değerli bir yağdır ama kaç gün için? bir gün iki gün için. Yıkacaksın tekrar yağ yapsın. E zaten üçüncü güne artık Aa, şeye yok, giriyor değil, yani. Ama öyle değil. Mesela uzun süre yıkamayan insan. Kokuya insanı... ve kire giriyor artık. Ama e, bazı olabiliyor canım. Yani onun için uzun saçın işte diplerini yıkamak daha zor oluyor. Onun için ben her zaman kısa saç daha iyi olur. Peki saç boyatmak doğru bir şey mi? Hayır. Saç Niye? boyatmak. Saç boyatmak benim hayatta hiç tasvip etmediğim. E ne yapalım şimdi? Saç, Sarışın olmak istiyorum Bak mesela. şimdi gebelere saç diyorum. Gebelere diyorum ki <laughs> saç boyatmayın gebeler. Çünkü çocuk içeride o kimyasal alıyor. Ay gebelik için ha. sormadım ama. Gebelikli bir kez sakın ha. Yani biz onu söyleyeyim de. Biliyoruz artık gebelikte. Normal yaşam için. Normalde bu saçın dibi nereye bağlı? Nereye Be bağlı? Beyni. Buradan saçı boyansın beyni geçiyor. Yani saç boyaları beyin tümör riskini arttırıyor. Lev kanser riskini arttırıyor. Hani şimdi ne diyeyim ben? Yani saç boyatmayın. Ne? yapalım? Yani... bırakalım beyazlarımız çıksın. Vallahi bir şey sana söyleyeyim mi? Yani e, ya buna yani saç şöyle boyatılabilir belki. Üç aydan üç aya, beş aydan beş aya. Hani böyle kendini iyi hissetmek için. Ama böyle bunu ha, takıntı yapıp benim kıvamda beyazlara var deyip. Bak kına bile daha iyi. Bak kına bile daha iyi. Ona bile şey yapmıyorum ben fazla. Ama daha iyi. En azından tanıdığımız bildiğimiz bir şey. Yani resmen lenf kanseri tetikliyor mu? mu diyorsun? Kına bir çıkıyor zaten. Ama saç boyası öyle diyor ki saç boyası aylarca kalıyor ya kadınlarda göğüs kanserini arttırır mı hayır sadece beyin beyin, beyin ve laf peki of valla çok soru var da hangisini sorayım bilmiyorum e peki o zaman makyaj malzemeleri de zararlı tabii ki Ya yani ma makyaj malzemesi cildi yaşlandır. neden Kimyasal. Oytun hocam hayatımı kararttın vallahi biliyorum. Sen Yemin ne yapacaksın ediyorum. biliyor musun? Hayatımı Sen kararttın. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen ne yapacaksın biliyor musun? Makyaj yaptım burada Nur. Evet. Çıkarken hemen yıkacaksın. Hemen yıkıyorum. Hemen hemen hiç senin zamanın yok. Hemen öyle. Millet makyajla yatıyor. Yok yok yok. Başka kalıcı makyaj yaptırıyor böyle hani var ya kaç ay kalıyor yüzünde o. O yıllarca. Bu nasıl bir şey bu? Kaşa göze göz ya diplerine arkadaş, bu, dudaklara. Bu, bu, bu cilt şey mi ya? E, sofra bezi mi bu ya? Yani bunu, ya bu, ya bu, ya bu can, bu şey bu ya, bu et, kan bu can. Ha, ya, ya lütfen. Rujlar falan? E tabii Onlar. Ki. Ya ruj nasıl bir şey, süreceğim ha? Hocam hayatım Sürüyorsun. karardı. <laughs> ama, ama zaten e, yaşlandırıyor, ne yapayım şimdi? Peki başka neler yaşlandırır kadınları? Sigara. Tabii sigara deriyi bitirir. E, katran hatta sigara bakın derisinde katran rengi böyle. Bir esmerimsi bir hale bölünür. Katran rengi onu Bildiğin katran. Bir soru soruyor. Cildi kokar zaten. Katran hocam, kokar. hocam. Şöyle gide ayak mis kadınlar için küçük diyorlar verseniz de. <laughs> <laughs> hep güzel hatırlasak. Ha şimdi, yani, e, o onu yapar. Bu bunu yapar. Şu bunu yapar. Ay vallahi ama, hayattan soğudum. Ama şimdi, şimdi bir dakika, Zaten sigara içmek zaten normal bir hareket değil. <laughs> kadınlarda. Sigara osteoporoz yapıyor. Kemik erimesi yapıyor. Damar sertliği yapıyor. Kanser yapıyor. Ya ben sigara iffet oluyorum. Bak şu... Sigara yasaklasak akciğer kanseri şey bitecek ya. Oh, o kadar. Ya yemin ederim bir şey sana söyleyeyim mi? En ölümcül kanser akciğer. Bak yemin ederim. Öyleyse böyle böyle bir kanser yok. Erken evre bile yakalasak. Çok zor değil mi? Sıkıntılı. Mesela meme öyle değil. Erkenden çıkar kurtuldun. Kalın bağırsak <laughs> erkenden çıkar kurtuldun. Prostat. Hiç çıkarma prostatı. Ameliyat yapma. Testosteronu bitirici haf veriyoruz. 90-95 kadar yaşarsın. Prostat'tan, Erkekler şanslı hay, diyorum. E, kadın, Görüyorsunuz ama yani. Ama kadın da iyi. Valla Oytun Hocam'ın söylediği her cümleyi çok önemsediğim için koşa koşa geldim. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı nedir? Baxi, ne yapmak gerekir? Sıgarleşmeyin. Bütün kanserlerde erken evreyi yakaladın mı iyi ama akciğerde erken evre bile sıkıntılı. Tehlikeli. Gözünüzü seveyim. Bitti. Gelelim uzun yaşamın sırrına. Uzun yaşamın en önemli sırrı. Evet her zaman söylediğim gibi e, fıtratın ecdadında gizlidir. Ecdad uzun yaşamışsa sen de uzun yaşarsın. Genetik diyorsun. E, Tabii genetik. Anneanneler 95, babaanne 96 kurtardın. <laughs> İyisin. Sevdim sen, bunu. Fıtratın tabi, ecdadında gizlidir. Evet, fıtratın ecdadında gizlidir. Ecdad 95'lik olmuş. Her şeyi yemiş, içmiş, sordum dediler Anneannemiz Sen de aynısını yap. Ne yemiş içmiş o? Onun aynısını ye. He. Çok tatlı. Ecdad... 45'inde damar sertliği olmuş, erken ölüm. Ne yemiş? Sakın onları yeme. <laughs> Sakın.